Hepiniz biliyorsunuz ki suçluluk duygusu bir insana epey ileri götürebilir. Asla yapmayacağı şeyleri yapmaya zorlar insanı bu duygu. Peki ya sizin kontrolünüzde olmayan bir olay yüzünden suçluluk duyuyorsanız? O zaman ne kadar ileriye gidersiniz? Gereğin suçluluk duygusunu çürüttüğü bir adam olan Sebastian Castellanos'un hikayesini derinlemesine bakalım. Lily is dead. We can rewrite history if we want to. Was that her funeral? Evil Within 1, Beacon Hastanesi. Sebastian, Stem adı verilen bir makinede hapsolur. Stem'de ölenler gerçekte de ölür. Bu yüzden Sebastian karşısına çıkan tüm yaratıkları tek tek harcar. Birçok yaratığın özel gücü vardır ve sayı üstünlüğü hep onlardadır. Ama Sebastian tüm bu yaratıkların üstesinden silahlarıyla gelir. Alır eline altı patları ve pompalasını, kuşanır albaletini ve hepsini önde dikilir. Ama tüm bu süre boyunca Sebastian'ın zihni akıl almayacak kadar zarar görür. Yaratığa dönüştüğü halüsinasyonlar görür ve bunlar halüsinasyonların da ötesine geçer. Kendi yarattığı odaya her gittiğinde biraz daha güçlenmek uğruna beynini bu makineyi kontrol eden Ruby'ye açık hale getirir. Savaştan savaşa koşar ve her bir seferinde daha da fazla yorulur. Durmadan bilmediği bir yerlere ışınlanır. Sistem makinesinde Sebastian'a avantaj sağlayacak tek bir şey bile yoktur. Ama yine de o yılmaz ve savaşmaya devam eder. Bu süre zarfında ise zihnini en çok mahveden kişi Tatiana Gutierrez'dir. Sebastian bazen özel aynalar bulur ve bu aynaların içine girer. Her ayna aynı bölgeye bir akıl hastanesine çıkıyordur. Akıl hastanesindeki hemşirenin adı Tatiana Gutierrez'dir. Sebastian burada bulunan bir sandalyeye oturarak belli başlı yeteneklerini geliştirir. Asıl problem ise o sandalyeye her oturduğunda beyni saldırıya açık bir hale gelir Sebastian'ın. Ayrıca Tatiana Gutierrez'in kim olduğuna dair hiçbir doğrulanmış bilgi yok. Bazı teorilere göre Tatiana bir Mobius ajanı. Ama bana kalırsa bu teori büyük bir saçmalık. Tatiana birçok repliğinde geleceği görüyor. Sistem makinesinde olan hiçbir olay onu etkilemiyor ve bir kere bile aynanın dışında görmüyoruz kendisini. Ayrıca oyun boyunca Sebastian dışında biri hiçbir bir etkileşim kurmuyor. Ayrıca biliyoruz ki aynaya sadece Sebastian girebiliyor ve Sebastian'ın aynada olduğunu kimse bilmiyor. Bir chapter'da Joseph Sebastian aynaya girerken tüm bir süre boyunca bekledi ve aynadan çıktığında hiçbir şey sormadı Sebastian'a. Ayrıca ikinci oyunun sonunda ben senin içindeki gücüm ve ihtiyacın olduğunda buradayım sadece diyor Tatiana. İşlerin de korkunçlaşmaya başladığı kısım tam olarak burası. Tatiana, Sebastian'ın kendi zihninde yarattığı bir illüzyondan ibaret. Sebastian tüm bu olayları tek başına kaldıramıyor ve nadiren de olsa bir iki cümle konuşacak birini arıyor. Tatiana ilk oyunda ikinci chapter'ın başında geliyor. Yani Sebastian tüm bu olaylardan önce bile yeterince iyi bir ruh haline sahip değildi. Tatiana bir replikte seninle daha önce tanışmış olabilirim diyor. Sebastian her zaman çarpık bir zihne sahipti. Dedektif olarak gördüğü tüm şeyler onu bu noktaya getirmiş olabilir ama net bir bilgi elimizde yok. İlk oyunda sonlara doğru Sebastian'ın dedektif partneri Joseph ölüyor. En azından biz öyle biliyoruz. Ve Sebastian bunun için kendini suçluyor ama orada yapabileceği hiçbir şey yoktu. Nedensiz suçluluk tam olarak bu oluyor. Sebastian ne hamle yaparsa yapsın Joseph orada ölecekti. Ayrıca kendini suçlama kısmı burada da bitmiyor. İkinci oyunda art arda 3 chapter'da 3 dostun ölümünü görüyor Sebastian. Chapter 11 O'Neill'i kendi elleriyle öldürüyor. Chapter 12 Esmeralda kendini Sebastian kurtarmak için feda ediyor. Chapter 13 Yukiko kendini Sebastian'ı kurtarmak için feda ediyor. Sebastian yine bu ölümler için kendini suçluyor. Bu kısmı 3. partta değineceğim. 2. oyunun başında öğreniyoruz ki ev yangınının ardında bir olay olduğunu ve Lee'nin hayatta olduğunu Myra her zaman biliyordu. Ama bunu Sebastian'a her söylediğinde terslendi. Sebastian asla Myra'ya inanmadı ve eninde sonunda Myra evi terk etti. Sebastian bunun için kendini suçladı. Ufak bir umut duygusundan bile aciz olması canını yakmıştı Sebastian'ın. Kidman'ın Sebastian bir barda bulup ona Lily'nin yaşadığını söylediğinde Sebastian mutlu olmamıştı. Sebastian sadece kendinden daha fazla nefret etmişti. Myra'ya inanmadığı için kendini suçladı bir kez daha Sebastian. Tüm bu pişmanlıkları kafasında yankılanıyordu durmadan Sebastian'ın. Sebastian artık savaşmak istemiyordu. Biraz dinlenmek istiyordu. Ama zihnindeki sesler onu bir sonraki adıma atmaya zorladı her seferinde. İşin sonunda Sebastian Lily'yi kendisi için kurtarmak ister hale gelmişti. Myra'ya inanmamanın kefareti olarak görüyordu Lily'yi kurtarmayı. Ve bunun için çok fazla can yaktı. Örnek Cycles. Cycles sistem makinesinden çıkmanın bir yolunu bulduğunu ama emin olmadığını söylemişti Sebastian'a. Ölüm riski vardı. Cycles bu yol denemeye karar verdi. Mantıklı olan şey Sebastian'ın onu durdurmasıydı ama öyle yapmadı. Hatta Cycles'a yardım edip o makineyi
iki kere güç sağladı. Çünkü denemek istiyordu. Eğer başarılı olursa Lily'yi de alıp o makineden çıkabilirlerdi dışarıya. Ve bunu denemek uğruna adeta saygısı feda etmişti. İstese onu durdurabilirdi ama yapmadı. Kendi pişmanlıklarının kefaretini ödemek için başkalarını kullandı Sebastian. Sebastian ard arda verdiği kayıplar sonrasında tek kalmıştı. Chapter 13'te Yukiko'nun kendini feda etmesiyle Sebastian zar zor peder Theodore'un kalesine girebilmişti. Artık geri dönüş yolu yoktu. Ama Sebastian pederin ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Biliyordu ki kendisi pederi öldüremezdi. Ama durup plan yapmak yerine sadece ilerledi. Artık ne olacağını umursamıyordu Sebastian. Kefaret ödemek onun için mümkün değildi. Geçmişin izleri daima onunla birlikte kalacaktı. Beacon Hastanesi ve kullandığı kişiler Sebastian ayağına dolanmaya devam edecekti bu yolda. Sebastian bunları kendinden koparmanın bir yolunu bulamamıştı. Peder de bunu çok iyi biliyordu ve defalarca kez bunu Sebastian'ın üzerinde kullandı. Sebastian'ın geçmişte yaşadıklarını durmadan ona söyledi ve onu pes etmeye zorladı. Ama Sebastian boyun eğmedi ve kalede ilerlemeye devam etti. Bunun bir savaş değil de intihar olduğunu Sebastian da biliyordu. Ama yine de pederle yüzleşmek istiyordu. En azından intikam alıp kefaretini bir nebze olsun ödemek ve vicdanını susturmak istiyordu. Ama öyle olmadı. Şimdi ikinci oyunun posterine gelin bir bakalım. Bir sürü yaratık Sebastian'ı yemeye çalışıyor iken o çok sakin. Silahını ise sembolik bir şekilde iki eliyle tutuyor ve namlusunu havaya kaldırıyor. Dikkat edin. Namlusu hala tam havaya kalkmıyor ama şu anda Sebastian kaldırıyor namlusunu. Yani hala silahını havaya kaldırır pozisyonda. Sebastian artık başına gelecekleri kabul etmiş bir şekilde sonraki adımı atıyor. Aynısı birinci oyunda da oluyor. Chapter 10'da yaşadıklarından sonra Ruvik yanına gelip sistemi kimin yönettiğini ona hatırlatıyor. Sebastian'ın daha fazla ilerlemeye çalışması sadece aptallık. Ruvik bu sistemin kendisiydi. O ne isterse o olurdu orada. Ama Sebastian bunu kabul etmedi. İlerledi ve ilerledi. Peki sonuç olarak ne oldu? Sistemden kaçmayı başardı ama hayatı boyunca kabusu olacak şeyler gördü. O iğrenç yaratıklarıyla savaştı ve yemediği dayak kalmadı. Sebastian'ın eğer bir özel gücü olsaydı bu dediklerimin hepsi boşa çıkardı ama yok. Sebastian sadece silahıyla yapmak istedi bunları. O yüzden ne bedeni ne zihni durmasına yardım ediyor. Sebastian duramaz. Sebastian Beacon Hastanesi'nde yaşadığı birçok şeyden pişmanlık duyuyor ve bunu zaten biliyoruz. Ama bunun yanında Sebastian orada gördüğü her şeyden iğreniyor. Keeper'dan, Laura'dan ve diğer tüm yaratıklardan. Ve tüm bu Beacon olayları Sebastian'da kalıcı travmalar bırakıyor. İkinci oyunda birçok yerde Sebastian zihin olarak çökmenin eşiğine geldi ama her seferinde toparladı kendini. Sebastian'ın geçmişi kırık bir cam gibiydi adeta. Kırılan o cam parçaları Sebastian ellerine bakmıştı ve nereye gitse onunla birlikte geliyorlardı. Sebastian kendini öldürmeden bu geçmişten kurtaramayacağını biliyordu. Sebastian Peder ile yüzleşmeye gittiğinde Peder ona Beacon Hastanesi'ni gösterdi. Beacon Hastanesi'nde en büyük kabusu olan 3 yaratıkla savaştırdı onun zihninde. Peder'in tüm gücü buradan geliyordu işte. Sebastian'ın zihni ne kadar zayıfsa Peder Theodore o kadar güçlüydü. Sebastian artık o kadar ilerlemişti ki olasılıklar ve ihtimaller geçersiz kalıyordu. Hiçbir ihtimal Sebastian'ın karşısında sıfır değildi. Sebastian'ın özel gücü buydu işte. Muazzam güçlü iradesiyle her şeyi mümkün kılıyordu. Sebastian, kaderin ördüğü tüm iplikleri ve ihtimaller zincirini kırarak bir sonraki adımlara geçti. Öncelikle ona durmadan Beacon anılarını gösteren hayaleti buldu ve illüzyon içerisinde kendi eski kişiliğini öldürdü. Sonra Chapter 12'de Myra'nın dediklerine ikna oldu ve Lily'nin sahte ölümü için kendini suçlamayı bıraktı. Chapter 14'te ise pederin gösterdiği Beacon illüzyonlarına karşı son kozunu oynadı Sebastian. Bu koz sadece ona ait olan bir güçtü. İhtimalleri kırmak. Sebastian başkası tarafından oluşturulmuş bir illüzyonu bozdu ve kendisi galip geldi. Ve bunu kendini affetmesi sayesinde gerçekleştirdi. İşte Sebastian Castellanos'un hem mükemmel bir baba hem de berbat bir baba olma hikayesi bu şekildeydi. Daha fazla böyle kurgulu video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.